Bu videomuz aralıklı oruç tutmak isteyenlere gelsin. Ama videomuzun farkı şu, aralıklı orucu en sağlıklı nasıl tutacağız? Yaşamımızda en iyi şekilde nasıl uygulayacağız? Ve burada sadece süre olarak değil, beslenme içeriği olarak da öyle bir aralıklı oruç formülü vereceğim ki sizlere. Sadece süre olarak değil ama içerik olarak da bazı noktaları değiştirdiğimizde aralıklı orucun maksimum faydasını vücudumuz için sağlayabileceğiz. İşte bu videomuzda sizlerle bunu paylaşacağım. Lütfen kanalımıza abone olunuz ve bizlere yorum yapınız. Sevgili dostlarım diyorum ve videoma başlıyorum. İnsanoğlu kuralları sever. Bu kurallarda aralıklı oruç sistemine dahil edilmiş kurallar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda aralıklı orucun çok farklı şekilleri var. Siz de artık bunları benim kadar iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Gün içinde belirli saatlerde yemek yememek ya da haftanın bazı günlerinde daha uzun süre açlıklara vücudu maruz bırakmak gibi farklı farklı yöntemleri var. Ancak ben size bu videomda kendi klinik tecrübelerimde de gördüğüm kadarıyla en çok uygulanabilir, vücudun en iyi cevap verdiği ve bizi sıkmadan, üzmeden yapabileceğimiz formülünü açıklıyorum. Biz nasıl aralıklı oruç tutacağız? Benim size tavsiyem şu, akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar olan süre içerisinde hiçbir şey yememek anlamına geliyor aslında bu. Şimdi biz aç kaldığımızda vücudumuzda bazı mekanizmalar devreye giriyor. İşte bunlardan bir tanesi otofaji dediğimiz vücuttaki hasarlı hücrelerin vücut tarafından yok edilmesi. İşte bu da açlıkta oluyor ve bunu 2016 yılında bir Japon bilim adamı olan Oshimo otofaji yani açlıkta vücudun hasarlı hücreleri yok ettiğini göstererek Nobel Tıp Ödülü aldı. Ve bütün dinlere bakıyoruz aslında birçok dinin ortak öğretisi de açlık öğretisi üzerine geçiyor aslında. Açlıkta vücudumuzda ve bedenimizde bazı reaksiyonlar oluşuyor. Ve bu reaksiyonlarda da hücrenin kendini yenilemesi ve hasarlı hücrelerden vücudun temizlenmesi aslında daha kolay hale geliyor. Peki biz aralıklı orucu tutacağız ama burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birçok öğretide şu şekilde zaman veriliyor ama içerik olarak insanlar genellikle serbest bırakılıyor. Aç kalan insan da nasıl olsa aç kaldı ya bu dönem içerisinde kendi kafasına göre beslenerek bir aralıklı oruç yapmaya çalışıyor ancak çoğu zaman da istediği sonucu alamıyor. Bu sefer de hayal kırıklığı yaşıyor ve bunu yapmak istemiyor. İşte benim size tavsiyem aralıklı orucu nasıl tutacaksınız ve burada hangi püf noktalara dikkat ederseniz bunu bir yaşam tarzı haline getirebilirsiniz ve daha uzun süre bunu uygulayabilirsiniz. Tavsiyem şu olacak, akşam yemeğini mümkün olduğu kadar erken yiyin. İki ana öğün fikrini benimseyin ama eğer çok acıkıyorsanız bir ara öğün olabilir. Yani bizim yapacağımız aralıklı oruç şöyle olsun. Akşam yemeğimizi 6'da yiyelim, sabah kahvaltımızı 10'da yapalım. Yani 16 saatlik bir açlıkla vücudumuzu terbiye edebiliriz. Ve bu bence çok uygulanabilir bir metot. Akşam 5.30'da akşam yemeğinize başlayın. 6-6.30 gibi yemeği bitirin. Ve yemek bittikten sonra hiçbir şey yemeyin. Ne zamana kadar? Sabah 10-10.30'a kadar. 10-10.30'da bence bir kahvaltı için iyi bir saattir. İsterseniz bu süreyi biraz daha uzatıp öğlen yemeğine kadar, 12'ye kadar çekip öğlen yemeğinizi sabah kahvaltısı olarak da düşünebilirsiniz. Bu fikir çok aslında uygulanabilir ve hayatta da bağdaşık bir fikir diye düşünüyorum. Kendim de yapan hastalardan da bunun gerçekten sürekli yapılabildiğini de görüyorum. Demek ki akşam 6-7 gibi en geç akşam yemeğimizi yiyoruz. Sabahleyin de 10-11 gibi kahvaltımızı yaptığımızda ortalama 15-16-17 saat bedenimizi açlıkla ve onarılmayla karşı karşıya bırakıyoruz. Şimdi sabah kahvaltısında ne yemeliyiz? Akşam yemeğinde ne yemeliyiz? İşte bizim videomuzdaki fark bu. Burada dengeli bir şekilde ne yiyeceğinizi ben size söyleyeceğim. Uzamış açlıkla birlikte bu yiyecekleri yediğinizde de hem çok kolay kilo yönetimi yapacaksınız hem de çok sağlıklı besleneceksiniz. Peki ne yiyeceğiz burada? Tabii ki vücudumuzun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein ve yağı koyacağız. Dolayısıyla bir Türk kahvaltısıyla güne başlayacağız. Haşlanmış bir yumurtamız,
bir dilim beyaz peynirimiz, yanına bol yeşillik domates, salatalık, biberimiz, 2-3 tane cevizimiz, 1-2 tane zeytinimiz, bol limonlu bir yeşil çayımız, 1-2 dilim tam buğday ekmeğimiz. Hiç kulağa fena gelmiyor değil mi? Böyle salatalıklar, domatesler, zeytinimiz, peynirimiz, cevizimiz ve bol limonlu bir yeşil çayınız olsun bu kahvaltıda. Bu kahvaltıyla güne başladığınızda inanın bana akşam saat 5'e 6'ya kadar bu sizi götürür. Çünkü içerisindeki protein yani yumurta ve peynir günlük tokluk sürenizi uzatır. Yağlı tohum, ceviz, yine zeytin, yağ içeriği nedeniyle mide boşalma zamanını yavaşlatır. Yeşil çay özellikle metabolizmanızı hızlandırır. Bir de limon koyarsanız bu etki birazcık daha fazla olur. Maydanoz, roka, dereotu, domates, biber, salatalık bunlar şirketten hediye. İsterseniz iki tabak bile yiyebilirsiniz bunlardan. Bu şekilde yapacağınız bir kahvaltı akşam saat sizi 5'e 6'ya kadar götürür. Ama arada acıkırsanız eğer bedeninize cevap verebilirsiniz. Burada da bir kase yoğurtla bir porsiyon mevsim meyvesi. Mesela kiraz, çilek hepsi var. 3-5 tane çilek, 8-10 tane kiraz şeklinde yoğurtla birlikte bir ara öğün yapabilirsiniz. Akşamleyin de ızgara bir et, tavuk, balık ya da etli bir sebze yemeği, yanına büyük bir kase salata, yoğurt, 1-2 dilim ekmek veya patates veya bir bulgur pilavı şeklinde bu karbonhidratlardan birini tercih edebilirsiniz. Ve tabii ki tatlı yemeyeceğiz, kızartma yemeyeceğiz, dışarıdan herhangi bir yemek yemeyeceğiz. Gün içerisinde de ortalama 10-12 bardak su içtiğimizde ve bunu haftada 4-5 gün yapabilirseniz inanın bana eğer fazla kilonuz varsa bu kiloyu çok kolaylıkla verebilirsiniz. Ve yeni kilo alımımızı da durdurmuş oluruz. Hafta sonları birazcık kaçırabiliyoruz hepimizde olduğu gibi. Ama dönüşte pazartesiden cumaya kadar, cumartesiye kadar böyle bir beslenme prensibini belirleyip bu kurala da uyabilirseniz eğer kalıcı olarak kilo kontrolünüzü uygulayabilirsiniz. Tabii benim burada verdiğim ölçüler biraz genel ölçüler. Aslında biliyorsunuz Sayarak Zayıfla 5333 diye bir kitap yazdım. Ve burada beslenmenin tekniğini anlattığım bir kitabımdı bu. Siz de bu kitabı alarak bu kitapta kendi bedeninize uygun formülü kendinize göre seçebilirsiniz. Burada kişilerin cinsiyetine göre de erkek ve kadın olarak bununla birlikte de metabolizma hızlarına göre günlük hangi yiyeceklerden ne kadar almaları gerektiğini formülize ettim sevgili dostlarım. Arzu ederseniz o kitabı da alarak bu aralık oruçtaki bu süreye dikkat ederek kendi bedeninize uygun porsiyonları da oradan ayrıca seçebilirsiniz. Doyduğunuz zaman bırakın, hiçbirini yemek zorunda değilsiniz. Şimdi şurası da çok önemli. İlla yemek zorunda değilsiniz. Bedeninizin sesinizi dinleyin. Acıkıyorsanız yiyin, acıkmıyorsanız yemeyin. Doyduğunuz anda da yemeği bırakın. Onu mutlaka bitirmek zorunda değilsiniz. Çünkü bazı hastalarımızda şöyle geri bildirimler oluyor. İşte doktorum siz bize dediniz ki 2 dilim ekmek yiyin. Ben doydum ama siz dediğiniz için bunu yemek zorunda hissediyorum kendimi. Hayır, hiç yemek zorunda değilsiniz. Doyduğunuz an bırakabilirsiniz. Beden aslında bizim en büyük yol göstericimizdir. O nedenle bedeninizin sesini dinleyerek aralıklı orucunuzu yapabilirsiniz. Demek ki neymiş? Biz bu aralıklı orucu bir şekilde hayatımıza adapte edeceğiz. 14-15 saatlik açlıklarda beden otofaji yöntemiyle kendini yeniliyor ve hasarlı hücreleri tamir edebiliyor. Bu açlık süresini bedenimize bırakıp günde 2 ana öğün, 1 ara öğün prensibiyle ve tabii ki mutlaka dengeli bir beslenme ekolüyle hani tek yönlü protein ağırlıklı diyetler ya da tek yönlü sebze diyetleri, detoks diyetlerini kesinlikle önermiyoruz. Günlük vücudumuzun ihtiyacı olan %50-55 karbonhidrat, %17-20 protein, %25-30 yağ içerecek şekilde sayarak beslenme sistemimizle kendinizi planlayabilirsiniz ve dengeleyebilirsiniz. Gerek yazdığımız kitaplarla, gerek çektiğimiz Instagram post paylaşımlarıyla, yaptığımız videolarla sevgili dostlarım her zaman yanınızdayım. Lütfen bu videoları sık sık izleyin, notlarınızı alın, kendi kendinize hedef koyun ve bunu uygulayın. Sonuçlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Efendim bu videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelirken aralıklı oruç yapın, sağlık bulun, açlıktan korkmayın, açlık vücudu onarır. Bu cümlem de bilinçaltınızda kalsın. Yepyeni videolarla tekrar birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olunuz ve yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Hadi hoşça kalın, görüşmek üzere diyorum.